Şu anda New York'taki Yahudi Tarihi Merkezi'nde Diyarna Müzesi'nin ofisindeyiz. Bugün sizlere Diyarna'nın Orta Doğu'daki Yahudilerin hayatına ait fiziksel izlerin hızla ortadan kayboluşunu belgelemek için yaptığı önemli bir projeden bahsetmek istiyoruz. Diyarna, Yahudi Arapçasında evlerimiz anlamına geliyor. İnsanlar pek bilmese de Yahudilerin Orta Doğu'da İsrail topraklarının dışında 2500 yıllık bir tarihi var. Bu Sahra'nın uç kısmında bulunan sinagoglardan Suudi Arabistan'daki kalelere ve Kuzey İran'daki türbelere kadar uzanan geniş bir alan. Projenin amacı dijital ortamda sinagogları, mezarlıkları, okulları, türbeleri, kısacası Yahudi toplumu için önemli olan her yapıyı belgelemek. Bu aslında zamana karşı bir yarış. Çünkü bu yapıların büyük çoğunluğu tehlike altında. IŞİD geçtiğimiz birkaç yıldır Yahudi yerleşim bölgelerini hedef alıyor. Ayrıca çapraz ateş altında kalan yerler de var. Proje, Yahudi tarihinin anlaşılması ve son 50, 60, 70 yıl içinde dağılan toplulukları anlamak için o dönemlere bir köprü oluşturulması amacıyla bu yapıların fiziksel önemini kanıtlamak istiyor. Topluluklar farklı birkaç sebepten dağıtıldığından bu yerleşim yerlerini geride bırakıp gittiler. Bugün Suriye'de Şam'ın biraz dışında bulunan Eliyahu Hanavi Sinagogu'ndan bahsedeceğiz. Suriye'deki Yahudi topluluğu eski bir tarihe sahip. Bu sinagog da Suriye'deki en önemli sinagoglardan bir tanesi. Joseph Mary adlı bir araştırmacı burasının Kudüs dışında bulunan en kutsal yer olduğunu belirtiyor. Eliyahu Hanavi Sinagogu sadece birkaç yıl önce 2014'te yıkıma uğradı. Suriye Savaşı sebebiyle sinagog iki taraf arasında ateş altında kaldı. Taraflardan ikisi de sinagogun yıkılması konusunda diğerini suçladı. Konuştuğumuz uzmanlara göre sinagogun çapraz ateş altında kaldığı oldukça açık. Bu İlyas ve Elyasa peygamberleri adanmış bir sinagog. İki peygamber de Yahudi Hristiyan geleneğinde ve İslamiyet'te oldukça saygı gören kişiler. Buradaki levhada İlyas peygamberin halefi olması için Elyasa'yı kutsal yağ ile yıkadığı anlatılıyor. Ayrıca bu yerlerin çoğunun Yahudilerle birlikte Hristiyanlar ve Müslümanlar için de kutsal olduğunu keşfettik. Bu sayede çoğu yapı günümüze kadar ulaştı. Bu yüzyıllar boyunca önemli ve çok güzel bir sinagog olarak kaldı. Yahudiler oraya hacca gidiyordu. Orada ibadet ediyorlardı. Bazı mucizelerin orada gerçekleştiği söyleniyordu. Yani burası Suriye'deki Yahudiler için oldukça özel bir yerdi. Tüm dünyada gördüğümüz sinagog mimarisi gibi bu sinagog da yapıldığı zaman ve yeri yansıtıyordu. Mimarisi Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyordu. Buna lambalarda, duvar halılarında ve yapıda gördüğümüz diğer dekoratif unsurlarda rastlayabiliriz. Ortada bulunan en önemli parça odundan oyularak yapılan mavi bir kürsüydü. Sefarat geleneğinde kürsü sinagogun merkezinde veya arka kısmında bulunur. Örneğin burada Tevrat nüshalarının bulunduğu kutsal sandığa bakacak şekilde merkezde yer alıyor. Bu sinagogun mimarisi bazı açılardan Hristiyan ibadet yerlerinden etkilenmiş. Örneğin haham uzun sıralarda oturan dinleyicilere doğru kürsüden hitap ediyor. Sefarat geleneğinde ise normalde tam tersi söz konusudur. Haham merkezde durur ve cemaat kutsal sandığa doğru bakar. Ayrıca gördüğümüz üzere sinagogdaki oturma düzeni ortaktı ve sıralar yerine normal sedirler kullanılırdı. Gösterişli halılar ve avizelerin de kullanıldığını görüyoruz. Burası halılarla bordo ve altın renklerle süslenmiş hoş bir yer. Altın renkli menorayı, gösterişli karşılama alanını ve avluyu görebilirsiniz. Bunların hepsi son 150 yılda büyük ölçüde terk edilmiş durumda. Şam'daki Yahudi tarihinde gerçekleşen en önemli olaylardan biri de 1840'daki kan iftirası vakası. Bu olayda Yahudiler kaybolan bir rahibi öldürmekle suçlanmıştır. Orta Çağ'da Yahudilerin genellikle çocuklar olmak üzere Hristiyanları ibadetlerde kanlarını kullanmak için öldürdüğüne dair suçlamalar vardı. 1840 Şam olayında pek çok Yahudi suçlamalardan dolayı tutuklandı ve işkenceye uğradı. Yahudi topluluklarına karşı ayaklanmalar düzenlendi. Özellikle Şam'ın Jobar kentinde yaşayan Yahudiler kaçmak zorunda kaldı. Yahudi tarihinde bizi bu sinagoga ve Şam'ın dış kesimlerine getiren pek çok olay var. Bu yerleri belgelemek için oldukça önemli bir zamandayız. Yaşlanmasına rağmen bize halen bu yerler hakkında bilgi verebilecek bir topluluk mevcut. Orta Doğu'daki kargaşa, Yahudi hayatına ait fiziksel izleri tehdit ettiği için Diyarna'nın çalışmaları oldukça önemli. Bu sinagog, çalışmanın aciliyetini gösteren üzücü ve rahatsız edici bir örnek. Ayaklanmadan önce araştırmacılarımız oradayken sinagog çok güzeldi ve korunuyordu. Ancak şimdi yağmalandı, zarar gördü, hatta yıkımdan sonra bombalandı. Bu geleceğe aktarılacak kültürel miras düşünüldüğünde oldukça üzücü ve rahatsız edici bir durum.